Selam dostlar. Bildiğiniz üzere Amazon Prime, Netflix gibi dijital film dizi sitelerine sansür gelecek mi diye bir dedikodu dolaşıyor. Birkaç sitedeki açıklamalara baktım ve Instagram'da birkaç post gördükten sonra durum çorba gibi duruyor. Küçük çocukların etkilenmemesi için ebeveyn veya yetişkin diye ayrı bir kategoride getirdik dedi Netflix. Yani çocuklara ayrı korunmalı bir kategori getirsen de kanka eninde sonunda görür yani o çocuk. Demek istediğim şu, böyle bir kısıtlamaya gerçekten ihtiyaç var mı? Çocuğumuz görür, psikolojisi bozulur veya rutin dediğiyle yola çıkıyorum. Ahlakımız bozulur. Aslında para koparmak için iyi bahane. Kendi TV dizilerimizde gözüken kadına şiddet ki bu artık çok utanılacak durum olsa da normal olmaya başladı. Ama küfürlü sahneler sansürlü. Çünkü ahlakı bozuyor. Fakat kadına şiddet veya çalmak, çırpmak, yaz dizilerimizin çoğunluğu açık kıyafetli ama götüyle daha deviren kızlar. Dünya onunmuş gibi istediği her altı yapan erkekler. Erkek çocukları sanki bana ilahmış gibi seven fakat kıza gelince elin üvey evladı gibi eldivenle bile sevmem bu kızı tarzında göstermeler. Bunlar ahlak bozmuyor mu? Yoksa artık çok mu normal olmaya başladı? Daha demin dediğim gibi dostlar açık kıyafet ahlakı bozmuyor mu? Eğer Rütük açıklamasına göre gidersek bozuyor. Ama o tip kızlar durabilir. Lakin alkol, sigara, kan, öpüşme sansürlü olmalıdır. Ve tekrar ediyorum kadına şiddet hala sansürlü değil. Neden? Çünkü ahlakımızı sadece sigara, alkol bozuyor. Rütük denen televizyon üst denetleme kurumu aslında dostlar sizin ahlakınızı zerre takmıyor. Çünkü taksaydı eğer daha demin anlattığım onca olumsuz örnek TV dizi sahnelerinde bulunan kötü davranışlar sebebiyle kaldırılırdı. Ama en fazla reyting yapan 3 eşe sahip 4. eşinde ağzından kan getiren adamın töre, namus, intikam paketli bir hikayeyle en fazla parayı aldığı için bu tür TV dizileri kalkmıyor. Ve ahlak parayla ölçülüyor artık. Yani artık insanların ahlaki durumuna kötü olacak şeylere mani olmak yok fakat money almak var. Yani sihir kelimesini bile sansürlemek çok saçma. Karantina döneminde TV'de çıkan Harry Potter filmlerinde sihir kelimesini sansürlediler. Ne yani çocuklar sihire merak salıp da büyücülük yapmayı mı düşünecek? Ve parayla kaydolduğumuz adı üstünde dijital platform ve kafamıza silah zoruyla kayıt etme olayı da yok. Herkes kendi isteğiyle kayıt oluyor. Ve kalkıp da özgür irademle baktığım şeye kendi isteklerim doğrultusunda baktığım siteye karışıyorsun. Hadi buna da tamam. Şöyle bir örnek daha vereyim dostum. Bildiğiniz üzere her yerde genel evler var. Hatta devletin kendi yönettiği genel evler bile var. Ve para vererek bir kadın ile ilişkiye girebiliyorum. Fakat para vererek iki insanın bir ilişkiye girmesini izleyemiyorum. Yaptıkları ile düşündükleri arasında çelişki var ve ahlaktan bahsediyorlar. Tek diyeceğim dostlar, düzgün eğitim kurtarır. Tabii korona sadece eğitime gelince bulaştığı için ondan da mahrum kaldık. Bana sakın korona ağır gerçekten kötü bir salgın demeyin. Korona vaktinde sınava giren biriyim ve turizm ekonomisi aksamasın diye benim gibi kişileri sınav birileri biri geri diye maymuna çevirdiler. Ve sonrasında tatile gitme izinleri oldu. Yani köpük banyosundan tut öpük banyosuna kadar. Ve bunun acısını geleceğin bizleri çekiyoruz. Ne desem fayda etmez. Eğer ünlü biri olsaydım Twitter'da 2 gün konuşulurdu. Ama 105 kişiyle de ses duyulmuyor dostlar. Görüşürüz.